وسلام على رسولنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا يا رب العالمين. أسعد الله أوقاتكم أيها الأصدقاء الأعزاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizde Kur'an'da 3 ayetlik 3 sureden biri olan Asr suresini müzakere edeceğiz. Daha önce Nasr suresi ile Kevser suresinin 3'er ayet olduğunu görmüştük. Şimdi de kısa fakat muhtevası çok geniş bir sure olan Asr suresi ile yüz yüze bulunuyoruz. Her zamanki gibi önce tilavetiyle başlayacağız. Ondan sonra sureyi değişik yönleriyle tanımaya çalışacağız. Üçüncü merhalede bu sure kelime kelime bize ne anlatıyor? Ana dili Arapça olmayan veya geniş çaplı Arapça bilmeyen bir Müslümana bu sure ne anlatıyor? Kısa bir meali münifini ve bir de tarihi arka planını anlatmaya çalışacağız. Dördüncü merhalede de bu ayette bulunan 21 kelime Arap grameri açısından ne anlama geliyor? Hem bir taraftan sarf dediğimiz kelimelerin yapısı itibarıyla hem de cümledeki kullanılan kelimelerin irapları itibarıyla bunları tahlil etmeye çalışacağız. Evet, şimdi birinci bölümdeki tilavetle başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Görüldüğü gibi ayet sonlarında iki sakin harf yan yana geldiği için bunların telaffuzu zordur. Onun için Arapçada eğer Kur'an kelimesi değilse Araplar İki sakin harfi mutlaka yumuşatır, bir tanesini ortadan kaldırır ve daha rahat konuşulmasını temin eder.
Buna Arapçada iltika'us sakineyn denir. Yani iki sakin harfin bir araya gelmez. Burada da ayet sonlarında hep iki sakin harf var. Üstelik ra'lar da kendi hükmüne göre kalın okunacağından dolayı da o ra'ları yerli yerinde telaffuz edip mahracından okumak kolay bir şey değil. Peki kolay ne olabilir? Kolayı belki ayetleri geçerseniz o zaman iki sakin olmaz. Tek sakin harf kalır. Mesela vel asri innel insane diye devam edeceksek bakın bu daha kolay okunuyor. Yan yana iki sakin harfi okuma hem de ra'ların da telaffuzunu doğru yapmak kastıyla uğraşırsanız o biraz tilavette zorluk yaşanabilir. Ama birkaç kez tekrar edilince bu zorluk da ortadan kalkar. Şimdi buna göre yine ayetlerin hepsinin sonunda durarak ikinci kez okuyalım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav bissabr. Sadakallâhu'l-azîm. Surenin sonu hem iki sakin hem de üstelik ba harfi kalkale harflerinden olması itibarıyla hem o yani okunuşu ciddi bir vurgulama ile yapılması gereken bir harf kalkale harfleri hem de ikinci sakin olan ra harfini de telaffuz etmek biraz daha zor. Yani birinci ve ikinci ayetlerin sonları da eğer iyi bir egzersiz yapılmazsa doğru bir tilavet olmaz. Ama surenin son ayeti, üçüncü ayetin sonu ise hem kalkale harfi var hem de ra harfi var. Bunların ikisini birlikte doğru telaffuz etmek biraz daha zor. Onun için bu tilavet dinlene dinlene onu tekrar ede ede belli bir seviye kazanılabilir. Peki bir de geçişli olarak okuyalım. Son üçüncü okuyuşu. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Sadakallahu'l-Azim. Son ayetteki nefesin yetmediği yerde durulduğu zaman geriden nasıl alınır onu göstermek için ve tevasav de durup geriden almayı da bu şekilde örneklemiş olduk. Evet. Tilavet merhalesi burada bitti. Geçiyoruz şimdi. Bu sureyi tanıma adına bildiklerimiz şunlar. İkinci bir ismi çok meşhur değil. Ama Asr suresi ile bu sure isim olarak çok meşhur. Mekke'de indiğini biliyoruz. Bazı sahabilerin Medine'de indiğini söyleseler bile doğrusu ve ittifak olan bilgi Asr suresinin Mekki bir sure oluşudur. Üç ayetten ibaret kısa bir sure ama biraz sonra mana itibariyle göreceksiniz ki çok derin bir sure. Derinliğini anlamak için ihtiva ettiğim mananın büyüklüğünü görmek için İmam-ı Şafii'nin sözünü hatırlamak lazım. Buyuruyor ki İmam-ı Şafii Hazretleri, لَوْ لَمْ يُنْزَلْ مِنَ الْقُرْآنِ سِوَاهَا لَكَفَتْ سُورَةُ الْعَصْرِ. Eğer Asr suresinden başka Kur'an'da bir sure inmemiş olsaydı, bu sure Müslümanlara yeterdi diyor. Üç ayet. Ama o üç ayetin içerisinde çok büyük sırlar gizli. Evet. Kur'an'ın son surelerinden olması itibarıyla elimizdeki mushafta 103. sure olarak tertiplenmiş. Ama iniş sırasına baktığınız zaman İnşirah suresinden sonra 13. sırada indirilmiş bir sure olduğunu görüyoruz. Ve bundan da anlıyoruz ki Mekke'de indirilmiş olması daha yüksek. Üç ayet olduğundan dolayı kelimelerde 21 adet. Hepsi. Bu 21 adet kelimenin içerisinde 89 harf bulunuyor. Tilavette gördüğünüz gibi ayetlerin hepsinin sonları ra ile bitiyor. Yani fasılası 3 tane ra harfi. Evet, bunlar bizim bugün üzerine konuşacağımız Asr suremizin künyesi, kimliği daha doğrusu. Yani surenin fiziki yapısıyla alakalı malumatlar. Şimdi asıl konuya geçelim. Yani bu üçüncü merhalede bu sure bize ne diyor? Bu sureyi namazda veya namaz dışında okuduğumuz zaman
bir mümin olarak biz bundan ne anlamamız gerekiyor? Bu sureyle bizim irtibatımız nasıl kuruluyor? Dinlediğimiz zaman kulağımızdan gireni aklımız ve kalbimiz neye çeviriyor? Ne anlıyor ondan? Sadece bu sureyi iyi bir hafızın dilinden dökülmesi, sesinin güzel olması itibarıyla o ilahi musikisinden mi istifade edeceğiz? Yoksa Kur'an'ın mefhumu dediğimiz anlattığı şeyler bize nasıl tesir edecek? Ne anlayacağız bu sureden? Düşünün ki Mehmet Akif Cennet Mekan da bunu şiirine yansıtmış. Sahabi her toplanıp dağıldıklarında dağılmadan önce bu sureyi okurlarmış, öyle dağılırlarmış. Yani demek ki hayata bakan bir tarafı var bu surenin. Hatta çok tarafı var. Şimdi içine girdiğim zaman biz de anlayacağız ki müminin hayatıyla çok ciddi irtibatlı bir sure. Evet. Çok yüksek manalara sahip ki Allah bu sureye yeminle başlıyor. Vel asli'deki o vav, ilk telaffuz ettiğimiz vav, yemin vavıdır. Arapçada buna vavul kasem denir. Kasem yemin demek. Vallahi, billahi, tallahi derken onlar da yemin harfleridir. Şimdi Cenab-ı Hak bir şeye yeminle başlıyorsa, bir, o şey çok değerli bir şeydir. Aşağı ve kella. Cenab-ı Hak değersiz şeylere yemin etmez. Burada nereye yemin ediyor? Asra yemin ediyor. Vakit dediğimiz şeye yemin ediyor. Vakit demek çok önemli bir şey ki Allah üzerine yemin ediyor. Bu bir. İkincisi, bu vakit dediğimiz zamana, asra yemin ettikten sonra Cenab-ı Hakk'ın anlatacakları şeyler çok önemli olduğu için yeminle başlıyor. Bu yeminin anlıyoruz ki iki yönü var. Üzerine yemin yapılan şey, yani asır dediğimiz, vakit dediğimiz, zaman dediğimiz, ömür dediğimiz hadisenin üzerinde Allah yemin ediyor. Ondan sonra anlatacakları şeylerin de önemine bizim dikkatle bakmamızı istiyor. Allah önem veriyorsa, kullar önem versin diye Cenab-ı Hak önem veriyor. Şimdi biz de önem veriyoruz, bakıyoruz. Cenab-ı Hak asra yemin ediyor. Asır deyince bizim aklımıza 100 yıl gelir. Ama asıl zaman yani. Hem de başındaki o lam-ı tarif vel asri derken elif lam takısı var ya, o başında, ona lam-ı tarif denir Arapçada. Bu lam-ı tarif burada bulunuyorsa demek ki bilinen bir zamana veya bütün zaman cinsi, ne vakit olarak ne konuşuyorsak, buna asr-ı saadet diyenler olmuş. Yeryüzünün en kaliteli vakti, Efendimizin aleyhissalatü vesselamın yaşadığı dönem. İlla 100 yıl olması gerekmiyor. İki, günün içindeki ikindi vakti diyenler olmuş. İkindi namazı, orta bir namaz, insanların işlerinin bitmeye yüz tuttuğu bir zaman ikindi
kaçırılabilir. Onun için önemli bir namaz olması itibariyle ona da asır denmiş. Kişinin ömrü de olabilir. Çünkü en pahalı sermaye kişinin ömrüdür. Ne kazanıyorsak o ömür içinde kazanıyoruz. Bunun tersi de doğru. Ne kaybediyorsak onu da bu ömrün içinde kaybediyoruz. Zaten Cenab-ı Hak kaybedenleri de anlatıyor burada, kazananları da anlatıyor. Şimdi bundan daha önemli bir şey olabilir mi? Kimler kazanıyor, kimler kaybediyor? Bir insan için en önemli şeydir. Herkes imtihana giriyor, birileri imtihanı kaybediyor, birileri kazanıyor. Önemli bir şey bu ya. Sonra dünyadaki imtihana da benzemez. Onun tekrarı olabilir. Bu sene kaybettiğiniz bir imtihanı bir sonraki sene kazanabilirsiniz. Ama insanın ömrü içinde yapılan imtihanı kaybedenlerin bir daha kazanma şansı yok. Çünkü imtihanın tekrarı yok. Herkese bir kez imtihan olma şansı veriyor Cenab-ı Hak. Kazandı, kazandı. Kaybetti, kaybetti. Bu kadar. Böyle olunca önemli olmaz mı? Yani bu ömür sermayesi dediğimiz, yedeği yok, tekrarı yok. İkinci bir dünya hayatı yok. Uzatması yok. Cenab-ı Hak ne kadar takdir etmişse o kadar. Onu da biz bilmiyoruz. Yani süresini bilmediğimiz bir imtihanın içinde ömür sürüyoruz ve kaybedersek çok şey kaybedeceğiz. Kazanırsak da çok şey kazanacağız. Yani ebedi cennetle ebedi cehennem arasında ne kadar fark varsa bizim kaybettiğimizle kazandığımız arasında bu kadar fark var. Bu öneme binaen Cenab-ı Hak yeminle başlıyor buna ve ondan sonra buyuruyor ki innel insane lefî husri. İnsan, insan cinsi, oradaki elif lam da, innel insanedeki elif lam da, o da cins bildirir. İnsan cinsi, kadın erkek, hangi asırda yaşarsa yaşasın, İnsan olan herkes gerçekten ziyandadır, husrandadır, kayıp yaşamaktadır. Husur kelimesini biz husran olarak kullanıyoruz bak. Kayıp, ziyan demek. Boşa gitmiş yani. Şimdi kelimelerin Arapçalarına girdiğimiz zaman göreceksiniz ki Allah asra, yani zamana, vakite yemin ettikten sonra bu ikinci ayetteki önemli gerçeği anlatma adına Rabbi Zülcelal bir cümlede iki tekit kullanıyor. Arapçada cümlenin ifade ettiği manayı güçlendirmek için kullanılan kelimelere, harflere, harfler de bir kelimedir en nihayet. Arapçada kelime, isim, fiil, harf. Üç tane. Burada bir harf, inne. Belki iki harf gibi görüyorsunuz ama fiil ve isim olmadığından dolayı harf. Birincisi bu. Yani bir tekitle başlıyor. İnne ismut harfu tevkid. Yani manayı güçlendiren bir harf. Yetmedi. Bir de lefi husrin. Oradaki lam da tevkid. Bir cümlede iki tevkidle bir manayı Allah güçlendirerek
kullarına bildiriyorsa burada önemli bir iş var demek. Bu cümle yani ikinci ayet herkesi ürkütüyor. Çünkü biz de insanız. Ayete bakıyoruz. O insan kavramı içerisinde biz de varız. İnsan cinsi kim varsa hepsi hüsrandadır. Ama üçüncü ve son ayette Rabbimiz dört grubu bu ziyandan ve hüsrandan çıkartıyor. Onun için birinci, ikinci ayete inne tevkidiyle başlayıp lam tevkidiyle bitirdiği o hükmüne Cenab-ı Hak istisnalar getiriyor. Eğer dört şeyi yaparsanız siz bu kayıp ve ziyanı yaşamayacaksınız demek. Şimdi ikinci ayet bizi üzdüğü kadar üçüncü ve son ayet de bize nefes aldırıyor. Bizi sevince gark ediyor. Neden? Demek ki bu ziyandan, bu hüsrandan, bu kayıptan kurtulmanın bir çaresi var. Nedir o? İllellezine amen. Bir, iman edenler bir kere hüsrandan kurtuldular. Onlar kayıp yaşamayacaklar. Yeter mi? Yetmez. Ne geliyor hemen arkasında? Ve amilus salihati. Ve iyilik yapanlar. İyi işler. Kapsamı o kadar geniş ki onun içerisinde farz olan bir ibadetten tutun da bir mümine gülümser bir yüzle bakmaya varıncaya kadar. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminlerin geçişine engel olan bir engeli, bir taşı, bir çalı çırpıyı kenara itmeye varıncaya kadar bunların hepsi ameli salih. İster binlerce dolar masraf edin, hacca gidin, bir farz işleyin. En yüksek seviyede bir ibadet. İsterseniz böyle küçük gibi gözüken bir iş yapın. Bunların hepsi bu ameli salih içerisine giriyor. Kur'an'da pek çok yerde bu ikisi birlikte anılmaktadır. İman, ameli salih. Çünkü bu iki kavram aslında birbirini destekleyen kavramlardır. Bir kişi iman ettiyse onun gereğini ameli salih olarak yapması lazım. Ameli salih yapan bir insanın da imanı güçlenir. Yani bunlar birbirlerini destekleyen şeylerdir. Sanki biri öteki siz olmaz gibi. Gerçi bizim itikadi mezhebimizde yani Maturidi'de amel imandan bir cüz değildir. Yani kişi iman etmiştir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiştir. Ama ameli salih yapmamıştır. Bu kişi iman sahibidir denir. Ama Eş'ariye göre amel imandan bir cüzdür. Ameli salih yoksa, özellikle farzlar yoksa kişi gerçek bir iman sahibi sayılmaz. Ve işin özüne de baktığınız zaman bunlar, bu iki kavram birbirleriyle çok ciddi bir ilişki içerisindedirler. Zaten Allah'a iman eden bir kişi ibadetsiz yaşayamaz ki. İbadetini yüksek kalitede yapan bir kişi de kaliteli ve güçlü bir imana sahip olur.
Onun için Rabbi Zülcelal bu ikisini yan yana getirerek Kur'an'da pek çok ayette beyan buyuruyor. Peki yeterli mi? Hayır. Üçüncü bir şartı söylüyor Cenab-ı Hak. Yani hüsrandan, kayıptan, ziyandan kurtulmanın üçüncü şartı وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ. Hakkı tavsiye edeceksiniz insanlara. Doğruyu anlatacaksınız. Hak burada Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Hak Allah'ın ismidir. Biz daha çok günlük kullanımda falanın hakkı, filanın hakkı, filanın payı gibi sanki kullanıyoruz bu kelimeyi. Ama asıl olan hak ve hakikati, yani Cenab-ı Hakk'ı ve onun ortaya koyduğu din-i mubini İslam'la bize anlattığı gerçekleri insanlara anlatacaksınız. Biraz sonra Arapça kelimeleri tahlil ettiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın kullandığı kelime burada çok enfes yerinde oturuyor. Konuşun demiyor mesela. Kulil hakka demiyor Cenab-ı Hak. Tavasav diye bir fiil kullanıyor. Yani karşılıklı birbirlerinize kim yanılıyor, yanlış iş yapıyorsa ona doğruyu hatırlatacaksınız. Ve o hak ve hakikat çizgisine gelinceye kadar onunla uğraşacaksınız. Daha bu da yetmedi. Ve tevasav aynı kalıpla bir sabır. Sabrı da tavsiye edeceksiniz. Çünkü hayat inişli çıkışlı. Müslümanın hayatı iki ana koldan akıyor. Ya bir takım güzellikler yaşıyorsunuz, onlara şükredeceksiniz. Nimetlerin içerisindesiniz, hamd edeceksiniz. Ya bela ve musibetler, hastalıklar, dertler, üzüntüler, kederler sizi saracak. O zaman da sabredeceksiniz. Bela ve musibetlerle yüz yüze gelenlere sabretmenin gereğini anlatacaksınız demek istiyor Rabbi Zülcelal. O zaman şimdi bu dört haslete, yani insanı kayıptan, ziyandan, hüsrandan çıkartacak olan bu dört vasfın ilk ikisi ferdi olarak her birerimize kadın erkek lazım olan bir hadise. İlk ikisi. Olmazsa olmaz. Bu ikisi bizi metafizik olarak zinde tutan hasletlerdir. İman ve ameli salih. Eğer bu ikisini doğru dürüst yerli yerinde bir müminin hayatında tahakkuk ettiğini görürseniz, onda üçüncü merhale dediğimiz ahlak-ı hasene, yani kaliteli, güzel bir ahlakın ortaya çıktığını da görürsünüz. Müminlik bu şekilde tamamlanmış oluyor. İman, amel ve ahlak. Peki son ikisi ne? Son ikisi de bu ilk ikisinin hayatımızda devamını sağlayacak, bize enerji kazandıracak olan önemli iki haslet. Yani sahip olduğumuz değerleri etrafımızdaki insanlarla paylaşacağız. Gerek imani değerler, gerek ameli değerler, gerek ahlaki değerler ve bunların bütününe biz şimdi evrensel insani değerler diyoruz. Evrensel insani değerler. İslam son din olduğu için bunların hepsi İslam'ın içinde mevcut. İslam'ın getirdiği değerlerin dışındaki
insanların uydurdukları değerler İslamiyet'in getirdiği değerlerle ölçüşemez. İnsanlığın zirvesi, ahlakın zirvesi, medeniyetin, efendiliğin zirvesi, en mükemmel biçimi İslamiyet'te bulunmaktır. Eğer bu iki maddeyi, yani iman ve ameli salihi yerli yerinde yaşayan bir mümin, kadın erkek, o aslında geriye kalan iki tanesiyle de insanlarla kurduğu temasta bunları işleyecek, bunları hayata taşıyacak ve onlarla aslında kendisinin mümin olarak yaşamasını devam ettirecek. Enerjiyi imandan alacak, enerjiyi ibadetten alacak ama o aldığı enerji ile hem yaşayacak, gösterecek, hem de yaşanması için, başkalarının yaşatılması için gayret gösterecek. Şimdi 3 ayetlik bu kısa sureye bu kadarcık bir derinlemesine baktığınız zaman görülen onca büyük hakikatler var. Baştaki o asra yemin edişine, yani vakit dediğimiz zamana, ömre yemin edişine müfessirlerin öyle enfes yaklaşımları var ki hayret etmemek mümkün değil. Hatta meşhur Fahreddin Razi müfessir bu Asr suresindeki Cenab-ı Hakk'ın yeminini anlatırken, yani zamanın ehemmiyetini, ömrün ehemmiyetini anlatırken diyor ki ya Zünnûn-i Misri ya da Cüneyd-i Bağdadi, ikisinden biri pazara gidiyor, bakıyor ki Bağdat'ta sıcak bir zaman diliminde birisi kar satıyor. Eskiden buz yoktu. Dağlardan kar getirirlermiş. Ben de çocukluğumda görmüştüm. Dağlardan kar getirirler, onunla soğuk şerbet yaparlar. Buzdolabının olmadığı dönemler. Bağdat'ın sıcağı. Pazardaki kar satan şahıs avazı çıktığı kadar bağırıyor. İrhamu men yezûku râsü mâlihi. Sermayesi eriyen şu adama merhamet edin, acıyın. Gelin şu karı alın. Yoksa eriyecek. Bir müddet sonra su olacak. Adamın sermayesi o kar. Diyorlar ki Cüneyd-i Bağdadi bu sözü duyunca düşüp bayılmış. Ayıldığında sormuş, nerede bu kar satan adam? Demişler ki bitirmiş işini, gitmiş. Peki siz niye bayıldınız? Diyor ki bu kar satan adam sermayesi eriyor diye avazı çıktığı kadar insanları kar almaya davet ediyor. Halbuki benim de sahip olduğum ömür eriyor. Gözümüzün önünde gidiyor, günler, haftalar, aylar, yıllar geçiyor. Geri dönüşü yok. Ben diyor bu kar satan adamdan daha çok yüksek bir sesle bağırmam lazım yani. Benim de sermayem gidiyor. Bitiyor ömrümüz. Ehemmiyetine binaen Cenab-ı Hak asra yemin ediyor, dikkatlerimizi çekiyor ve ardından da insanlığın, insanların, kadın erkek hepsinin ziyanda, hüsranda, kayıpta olduğunu söyledikten sonra 4 önemli işi yapanları da o kaybın içerisinden alıp çıkartıyor. Surenin kıymeti, değeri
gerçekten bundan meydana geliyor. Evet, şimdi de dördüncü merhalede bu surenin içerisindeki 21 kelimeye bir bakalım. Arapça olarak nedir bunlar? Birinci harf vav, vavul kasam demiştik. Cenab-ı Hak yeminle başladığı vel fecri, mesela fecir suresi, vel necmi, necim suresi gibi surelere bu şekilde yeminle başlıyor. Vel asıl da bunlardan bir tanesi. Bu aynı zamanda harf-ü cer. Harf-ü cerler ne yapardı? Önüne gelen ismin sonunu kesre yapardı. Biz ona mecrur diyoruz Arapça tabiriyle. Onun için vel asri diye kesreyle okuyoruz. Diğer bir tabirle esreli okuyoruz. Vav'dan dolayı. Vav hem harf-ı cerdir hem de vavul kasem dediğimiz yemin bildiren bir harf. Asra yemin olsun ki. Peki ondan sonra gelen inne tekit edatıydı demiştik. İnne Arapçada hurufun muşabbehun bil fiil diye tarif edilir. Hem manayı güçlendirir hem de önündeki ismini nasb eder, haberinde raf eder. Onun için insane kelimesini üstün okuyoruz. Neden? İnnenin ismi olduğundan dolayı. İnnel insane, gerçekten insan cinsi. O lam, lamul cins. Lamul istihrak var, lamul cins var, lamul te'kid var. Mesela şimdi göreceğimiz lefi'deki lam, te'kid lamı. Yani manayı güçlendirmek için. Lefi husrin, aslında o fi husrindi. Yani ziyanda. Fi ismin başına gelir, o da harf-ı cer. Ve husrin kelimesinin sonunu bakın, yine kesreli yaptı. E diyeceksiniz, vel asride sadece bir esra var, husrinde iki esra var, tenvin var. Neden? Bunun meşhur bir kuralı var. Başına lam-ı tarif varsa bir ismin sonunda tenvin olmaz. Sonunda tenvin olanın da başında lam-ı tarif olmaz. Yani lam-ı tarif ile tenvin aynı isimde buluşmazlar. Onun için fi harf-ü cerinden sonra gelen husrin kelimesi de mecrur olmuş. Tabii innel insane'deki insan kelimesi innenin ismi. E haberi nerede? Haberi de lefi husrin, car, mecrur ikisi. Bunlar da innenin haberi olarak söylenir. Peki devamında ne diyor Cenab-ı Hak? İnsanların hepsini ziyana, hüsrana, kayıba attı. Şimdi oradan çıkaracaksa istisna edecek. Yani ayıracak onlar. İlla Arapçada istisna edatı. Kur'an'da çok kullanılır. Kelime-i tevhidde de kullanıyoruz bakın. La ilahe illallah. İlah yok. Ancak Allah. Bu da istisna edatı. Peki neyi nereden istisna ediyor? Ziyana düşmüş insanlardan Allah bir kısmını çıkartıyor. Yani şu dört vasfı taşıyanlar hüsranda değil diyecek. Onun için de illa ile söylüyor bunu. İnnen insan elefi husn ikinci ayetinde normalde cümlede bir olumsuz ifade var. Fakat cümlede olumsuzluk bildiren bir kelime yok. Yani la, ma, lem, leyse gibi olumsuzluk bildiren bir kelime yok
Ama mana olumsuz. Çünkü kayıp, ziyan, hüsran bunlar olumsuz şeylerdir. Ama cümlede olumsuzluk bildiren bir edat yok. La ilahedeki gibi bak. La olumsuz edat. Yok demek. İlah yok. İllallah. Ancak Allah var. Burada öyle bir olumsuzluk edatı yok. Birinci şey, ikinci ayette. Ama ne var? Olumsuzluk manası var. Hüsran, kayıp, ziyan bunlar olumsuz şeyler. Peki o olumsuzluktan şimdi olumluya dönmek için illa istisna edatını kullanıyor Cenab-ı Hak. Onun için illadan önce yani sağda, illadan sonra solda iki kelimenin ikisine, sağdakine müstesna min denir. Yani kendisinden istisna edilenden. Soldakine de müstesna denir. Yani istisna edilenler. Şimdi insan kelimesi burada müstesna min. Yani o insanlardan değil bunlar. Onlardan ayırıyoruz. Kimleri ayırıyoruz? Ellezine, şu kimseler. Ellezine ismi mevsul. Türkçedeki bağlaç, ki manasında. İllellezine, şunlar ki. Peki diyeceksiniz, insan kelimesi müfret bir kelime. Ellezine ise çoğul bir kelime. Nasıl oluyor? Müfretle cemi nasıl buluşuyor? Ha, kelime olarak baktığınız zaman birisi müfret, yani tekil, insan, nas değil yani. Ellezine de çoğul. Ellezî müfredi. Ellezine çoğulu. Peki niye birisi müfret, birisi çoğul geldi? Ha, insan kelimesinin muhtevası mana itibarıyla çoğul. Yani bütün insanlık cinsi, cemi'un nas demek yani. İnsanların hepsi demek. Hepsi deyince kelime müfret ama manası çoğul. Onun için Allah ellezine diye çoğu getirmiş. İsmi mevsulü. Peki şunlar müstesna. Kim bunlar? Amenu. Fiili mazi. Amene, iman etti. Amena, ikisi iman ettiler. Amenu, hepsi. Çoğul, üçten fazla kişiler iman ettiler. Çünkü ellezine'den sonra ancak böyle çoğul gelmesi gerekiyor. Peki Arapçada fiili bulduk mu? Fail ararız. Bir de meful ararız. Burada amenu'deki fail, oradaki vav. Bak vav okunmuyor aslında. Sadece nunu çekiyor, uzatıyor. Amenu. O vava vavun cema'a denir. Yani çoğulluk bildiren vav demek. Aynı zamanda faildir o. Yanındaki elif de o vavı, çoğul vavı olduğunu anlatmak için ona da elif-i farika denir. Yani vavla ve amelu'deki vavı, ikisini birbirinden ayırmak için oraya elif gelmiş. Ne vav okunuyor ne de elif okunuyor. Ama her ikisinde anlamı var. Anlamsız bir şey yok. Fazlalık bir şey yok yani. Okumadığımız harfler anlamsız, zahit falan değil. Mutlaka bir görevi var yani. Vav'ın görevi fail. Zamir yani. Vav'ul cema'a. Elif'in adı da, elif diyoruz ona. Eğer harekesi varsa ona hemze denir. Elif olduğu için burada ona da elif-i farika denir. Yani iki şeyi birbirinden ayıran ve vav'ı koruyan bir özelliği var. Daha ve amilü salihat. Oradaki vav da atıf harfi. Yani iman edecek ve salih amel yapacak. Amilu da fiili mazi. Aynen amenu gibi.
amile, amila, amilu. Aynı şekilde. Peki salihat ne? Salihat da saliha kelimesinin, hani bayanlara isim veriyorlar ya saliha, onun aslında Arapça yazı dışında sonunda yuvarlak T var. Ta-i merbute. O ta-i tenis aynı zamanda. Müennes olduğunu bildirir. Yani bir bayana isim verilir. Salih. Erkek ismi salihatun. Bayan ismi. O yuvarlak T'yi açtığınız zaman bir de elif getirildiğinde çoğul oluyor. Saliha. Yani iyi işler demek. Güzel işler, Allah'ın beğeneceği işler demek. Bu da mef'ul. Hem de hem amenunun hem amilu fiillerin ikisinde mef'ulu salihat. Aslında mef'uller en yakın fiilin mef'ulu olur. En yakında amilu var. Peki amenunun mef'ulü nerede? Amenunun mef'ulü oradan mahzuf gibi. İman edilecek şeyler belli değil mi? İman esasları diye bilinen şeyler amenu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi. Mahsuf bir mef'ul var burada. Ama amilunun ki açık, net. Salih ameller. Peki burada gözünüze bir şey daha çarpıyor. Nedir o? Mef'uller mansup olurdu. Yani mef'ullerin sonu üstünle biterdi ama burada salihati diye esreyle bitmiş. Burada bir farklılık var. Nedir o? Salihat kelimesi cemi müennestir. Yani müfredi salihatundur, çoğulu salihatundur. Cemi müenneslerin nasb halleri esreyle olur. Onun için salihati diye esreyle mecrur olmuş. Evet. Ve tevasav, üçüncü madde, yine vav atıf harfi. Sıralıyor. Dört maddeyi arka arkaya sıralıyor. Ellezine amenu, bir. Ve amilü salihat, iki, vavla getiriyor, atıf. Ve tevasav, üçüncü madde. Türkçe'de bu kelimeyi kullanıyoruz. Tavsiye etmek, birine akıl vermek, öğüt vermek anlamında. Ona tecrübe aktarmak. Tavsiye. Vasiyet de bu kelimeden geliyor. Ama burada tevasa fiili, tefaale fiili, en az iki kişi arasında yapılan işleri anlatan bir fiil kalıbıdır. Peki bundan ne anlıyoruz? Müminlik vasfı taşıyan ve ameli salih üzere bulunan insanlar, etrafındaki insanlara hakkı tavsiye edecek. Tevasav da çoğul. Tevasa, yetevasa, tevasav. Nasıl amenu çoğul, amilu çoğul, tevasav da çoğul. Oradaki vav, cemi vavı. Aynen amenudaki vav gibi. Ve görüyorsunuz, o vav okunuyor. Fakat hemen bitişiğinde elif yine duruyor. O vav'ın fail olarak cemi vav'ı cemaat. Vav'ul cema'a. Asıl ismi bu.
olduğunu göstermek için orada duruyor. Bil hakkı ise mef'ulün bih gayri sarih. Yani faili bulduk. Devasa fiilinin faili vav. Bil hakkı ba harfu cer. Hakkı da onun mecruru. İkisi tevasav fiiliyle alakalı. Biz ona müteallak diyoruz. Arap gramerinde. Mutlaka harfu cerle gelen car mecrur bir fiile veya bir şibi fiile bağlı olması lazım. Burada da hakkı tavsiye edenler, yani hüsrandan kurtulmanın, ziyandan çıkmanın şartlarının üçüncüsü olarak birbirlerine hakkı tavsiye edenler. O birbirlerini işte fiilin yapısından çıkartıyoruz. Arapçada buna müşâraketun beynel isneyni denir. İki kişi arasında ortak bir iş yapıldığı zaman. Yani bugün ben sana hakkı tavsiye ederim, yarın da sen bana hakkı tavsiye edersin. Veya biz bu grup cemaat olarak başkalarına hakkı tavsiye ederiz. Gün gelir onlar mümin olarak bize hakkı tavsiye ederler. Karşılıklı bunlar. Ve mümini zinde tutan şeylerdir yani. Dört maddenin ilk ikisi mümin olmak, son ikisi de mümin kalmak için gerek. Dördü de lüzumlu. Ama ilk ikisi olmadan son ikisi olmaz. Son ikisi olmadan da ilk ikisi canlı kalmaz. Aralarında bu kadar sağlam bir İrtibat var. Son kelimede de ve tevasav bis sabr. Aynen kelimeyi Allah tekrar ediyor. Bak. Bir şey çok tekrar edilirse bıkkınlık usandırmış olabilir. Ama Kur'an'ın ayetleri öyle değil. Rahman suresinde febiye ya ala rabbikuma tukezzibani 30 küsür kere tekrar ediyor Allah. Hiç kimse usanmıyor. Çünkü eğer o nimetleri, sayılan nimetleri anlıyorsanız febiye ya ala rabbikuma tukezziban ayetinin tekrarını yadırgamıyorsunuz. Ama anlamıyorsa bir insan ne nimet verdi de Cenab-ı Hak bu verilen nimetleri yalanlıyor musunuz diye Cenab-ı Hak soruyor. Allah'ın verdiği nimetlerin hangisini yalanlayabilirsiniz? Ama verilen nimeti anlamazsanız o tekrarı haşa ve kella lüzumsuz kabul edebilirsiniz. Çünkü normal edebiyatta, kompozisyonda tekrar seviyeyi düşürür. Kaliteyi düşürür. Ama Kur'an'da öyle değil. Şimdi Cenab-ı Hak aynı surede aynı kelimeyi iki defa tekrar ediyor. Neden? Önemli bina. Peki hakkı tavsiye ettiniz de sabrı tavsiye etmeyecek misiniz? Allah'ın bir adı olan Sabur ismine müracaat etmeyecek misiniz? Ebced değeri 298 olan bu Sabur ismi herkese lazım. Çünkü dünya hayatı meşakkatlerle dolu. Sıkıntılar, hastalıklar, dertler, fakirlikler, ölümler. Bunlarla nasıl baş edeceksiniz? Allah'ın Sabur ismine sığınmadan bunların üstesine nasıl geleceksiniz? Onun için Cenab-ı Hak Asr suresini bu kelimelerle bitiriyor. Ve tevasav bis sabr. Dördüncü madde olarak sabrı karşılıklı birbirlerine tavsiye ederler. Şimdi üç ayetlik kısa bir sure gibi görünen ki bizim bir saatlik üzerinde konuştuğumuz şeyler mukaddime bile olmaz.
Daha ne derin manalar ihtiva ediyor bu sure. Yani boşuna sahabi-i kiram birbirlerinden ayrılırken bunu okumazlarmış yani. Boşuna değil. Okuduklarına göre bir önemi var. Nedir o? Yani burada konuştuk. Fikir mübadelesi yaptık ama şimdi bunları hayata uygulamak için bir kez daha hatırlayalım. Kaybedenler kimler, kazananlar kimler? Ona göre hayatımızı dizayn edelim diye her an, her toplantı sonrası bunu Asr suresini bu şekilde okurlarmış. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana ve davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Evet, dersle alakalı arkadaşların katkıları, ilaveleri veya sormak istedikleri şeyler varsa buyursunlar. Dersimiz burada bitti. Hocam, müsaadenizle ben bir iki şey sormak veya paylaşmak şey yapıyorum. Şimdi bu ayetin manasıyla bu bir hadis-i şerif var ya, heleken nâsü illel alimûn. Evet. Bu bunun bir manada tefsiri manasında sayılabilir mi? Burayla aynı paralelde manalar ihtiva etmesi. Allahu alem, Asr suresi bu işin çatısı. Ama o çatı içerisinde bu hadis de değerlendirilebilir. Yani İhlas Risalesi'nde üstadımız bu şeyde onu anlatıyor. Helekel nasu illel alimun ve helekel alimune illel amilun ve helekel amilune illel muhlisun vel muhlisune ala khatarin azim. Ama buradaki insan kavramı daha geniş bir kavram olduğu için, yani alimlerin de amillerin de üstünde geniş bir çatı kavram olduğu için bu sure o hadisin daha üstünde bir anlam ifade ediyor diyebiliriz. Bir diğeri, bu zamanı tarif ederken bilinen buyurdunuz ve her çeşit dediniz. Evet. Bunun içerisinde an dediğimiz şey de var mı? An. 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 Mesela şundan dolayı şey yapmak istedim hocam. Bu bir hadisi şerif var ya, ya hayyu ya kayyum bir rahmet kestir eslihli şe'ni kulli ve la tekilni nefsi ile tarfete ayn derken. Oradaki ayn, ha, tarfete ayn, göz açıp kapama bir süreyi anlatıyor. En kısa süre. Kısa. Kısa. Dediğimiz en kısa an. Onu anlatıyor o ifade. Tabii ki şimdi günü yukarıdan aşağı düşünün. 24 saat. 24 çarpı 60 o kadar dakika. O bulduğunuz netice çarpı 60 o kadar saniye. O bulduğunuz netice çarpı 60 o kadar salise gibi. Ama anda onlardan bir tanesi işte. Peki o anı, yani göz kapama süresi kadar o anı çoğalttığınız zaman güne kadar çıkarsınız. Onu çoğalttığınız zaman haftalara çıkarsınız. Onu aylara, onu yıllara çıkarsınız. Ve ömür bütünüyle ondan teşekkür eder. Yani zamanın en küçük biriminden en büyük birimi dediğimiz yıl, yıla kadar. Hepsi bu kelimenin içerisindedir. Neden? O başta kullanılan elif lam var ya, el vel vel aslideki lam, zaman cinsi. Yani vakit olarak ne düşünüyorsanız hepsi bu kavramın içinde var demek. Son olarak hocam, bu surenin sonundaki sabır da aynı şekilde mi? Yani nekre değil herhalde, değil mi? Nasıl oluyor? Yok, marife tabii ki, marife. O zaman mesela bu sabır derken, hani bildiğimiz hayır meselelerinde sabrın ötesinde zahiren menfi gibi görünen
olumsuz şeylere girmeme konusundaki sabır da o zaman bu kapsama buradan mı geliyor bu Tabii ki. Başındaki? Daha doğrusu marife olması bir bakıma sabrın mümincesi anlatılıyor. Yani gördüğümüzde çirkin bir manzara gibi ama sonu hayır ve bereketli olan şeylere de sabır. Hani üstadımız 3 bölümde sabrı anlatıyor ya, Hoca evet. Efendi ona 4. bir madde giydiriyor. Hı-hı. Yani bela ve musibetlere sabır, ibadetlerin zorluğuna sabır, efendim fakirlik, hastalık gibi şeylere Hı-hı. sabır. Hoca Efendi bir de diyor ki aktif sabır. Yani bıkmadan, usanmadan bir iş yapamıyor olsam bile yerinde sayarak hareketle o sabrı devam ettirmek. Çünkü mümini ayakta tutan bir özellik olmasaydı Allah burada 4. madde olarak bunu saymazdı. Önemli bir fonksiyon icra ediyor müminin hayatında. Eğer o sabrı yerli yerinde kullanamazsa mümin yılgınlığa girebilir, ümitsizliğe girebilir ve metafizik gerilimini yitirebilir. Onun için tehlikeli, sabırsızlık tehlikeli bir şey. İbadat-ı taatı terk edebilir mesela. Ama birbirimize defaatle sabrı tavsiye eder mahiyette bulunursak, çünkü neden? Bazen insan kabz hali yaşar, birinin tavsiyesine ihtiyaç duyar. Yani sanki sigortaları atar insanın, boşluğa düşer. O zaman birisi onun elinden tutması lazım. Yani kabz halindeki bir insana, bast halindeki, yani aktif vaziyette olan bir mümin ona takviyede bulunması lazım. Yarın da bunun tersi olur. Bugün bast hali yaşayan yarın kabz haline düşebilir. O zaman da o ona takviyede bulunacak. Onun için Cenab-ı Hakk'ın kullandığı kelimeler çok önemli. Bak bir kale fiili kullanıp da demiyor. Tevasav. Karşılıklı sabırlaşın. Hakkı birbirinize tavsiye edin buyuruyor Rabbimiz Celle. Kelimeler çok önemli. Yani ifade ettiği manalar itibariyle. O zaman büyüğümüzün özellikle son zamanlarda olabilirsen işte ümit kaynağı ol herkese meselesi ümit, sabır kaynağı tavsiye et manasındaki şeylerde bu hakikatlerden sudur ediyor o zaman. Tabii ki. Böyle ayakta duruyoruz zaten yani. Birbirimize üstadımızın dediği gibi manevi takviye vererek ayakta duruyoruz. İnsanız en nihayet yani zaaflarımız var. Evet. Hocam, başka söz almak isteyen? Bizim şimdi 6:30'da başka bir dersimiz başlıyor. Tamam. Bu akşam bugün de sıra bendeymiş. Kur'an'dan idrake yansıyanlar dersimiz başlıyor biraz sonra. Onun için burada bitirelim. İnşallah bir sonraki hafta Fatiha suresinde buluşmak üzere. İnşallah. İlellika inşallah. Bi emanillah. Amin. Allah razı olsun.